Fatsa Belediyesi, 2022 yılı hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şefika Şuler Çetin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktor Suay Nilhan Açıkal'ın kurum müdürlerine yönelik liderlik ve karizma konulu seminer verdi. Tanımladığı bir kavram. Personellerin gerek iş güvenliği, gerek diğer dikkat edilecek hususlarla alakalı koordineli bir şekilde yönetilmesi. İlgilenebilme. Peki başkan ne düşünüyor acaba? Bununla ilgili güzel bir söz okumuştum. Hiç onu unutmuyorum. Dersiniz lider doğulur mu, olunur mu? Doğulur. Doğulur diye düşünüyoruz. Gerçekten. Bence yarıyor. Olumlu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ında katıldığı seminerin sonunda açıklamada bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktor Suay Nilhan Açıkal'ın liderliğin 21. yüzyılın en önemli konularından bir tanesi olduğunu belirtti. Evet, liderlik 21. yüzyılın en önemli konularından bir tanesi aslında. Baktığınız zaman insanlığın tarihinde varoluşuyla birlikte liderlik kavramı hayatımızın bir parçası, toplum olarak yaşamaya başladığımız ilk günden itibaren toplumları yönlendiren, değiştiren, dönüştüren önemli figürler akla gelince liderlik kavramı da akla geliyor ama geçtiğimiz yüzyıllardan bugüne liderlik kavramı da aslında toplumlarla ve dünyayla beraber değişerek, dönüşerek yeni bir boyut kazandı. Liderlik bugün dünyanın yeni bir yöne evrildiği bir çağda yeniden en önemli gündem konusu olarak hayatımızın bir parçası. Liderlik özellikle sadece makro boyutta olmamakla birlikte yerel yönetimlerde de icraatlerin yapılması, hizmetin götürülmesi ve birebir vatandaşın aslında ruhuna ve hayatına dokunmak açısından oldukça önemli. Lider olunur mu, doğulur mu, her yönetici lider midir ya da her lider yönetici olmak zorunda mıdır gibi yıllardır süregelen tartışmalar aslında yeni bir boyut kazandı. Artık hem lider olunur hem de lider doğulur dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin aslında içinde farklı alanlarda kendi yeteneklerinin, kendi sektörlerinin alanında lider olma potansiyelini gösterdiğimiz bir yüzyıl ve çağdan geçtiğimizi söylemek mümkün. Ama özellikle belediyelerde son zamanlarda yerel yönetimin dünya üzerinde artan önemiyle beraber liderlik de önemli bir konu haline geldi. Bir de hep çok sorulan bir soru var. Liderlerin özellikleri ne olmalıdır? Tabii bu liderin ortaya çıktığı kültür, ülke, coğrafya bunun belirleyicisi olmak konumunda çok etkili ama yapılan bilimsel araştırmalara baktığımız zaman dünyadaki birçok kişi, farklı coğrafya ve ülkelerdeki insanlar en ortak özellik olarak liderlerin karizmatik olması gerektiğini söylemişler.